Annem sana çilekli pasta gönderecekmiş. Gözümüzü açmışız. Nasılız bakalım? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne oldu bana? Başınıza darbe almışsınız. Ne darbesi ya? Polis arkadaşlar dışarıda. Onlar anlatırlar size. Nasıl geldim ben buraya? Arkadaşınız ambulans aramış. Kim? Vurulan şahıs. Ne oluyor ya? Kim vuruldu? Güçlüydü ismi galiba. En son hatırladığı şey ne? Vallahi maalesef kafasına aldığı darbeden sonrası yok. Peki hafızası yerine gelir mi? Yani unuttuğu yerleri tekrar hatırlar mı? Onun için bir şey söyleyemeyiz. Siz pek iyi görünmüyorsunuz. Yok, bir şey miyim ben? Ateşiniz var gibi biraz. Nasıl vurdurdun kendini? Aptal mısın sen? Bir de hep kötü yerlerde buluşuyoruz diyorsun. Çok iyi oldu ya bu yeni ortam. İçimiz açıldı değil mi? Salak. Ben senin hep yaralı halinle uğraşmak zorunda mıyım? Bir atlamasana her şeye. Bir adam gibi dursana durduğun yerde. Ama yok. Güçlü efendi her yerde. Sen bir uyan da. Çok kızgınım sana. Bana bunu bir daha sakın, ama sakın yapma. Geçmiş olsun. Senden çok bahsediyor. Ben bir göreyim istedim. Bilmiyordum burada olduğunuzu. İyi misin sen? Ben bunu bize yapanın kim olduğunu bulacağım. Siz bir iyileşin. Biz hayırlısıyla buradan çıkalım. Sonra. Özür dilerim. Benim yüzümden. Kendi yüzünden. O öyledir. Herkes korumaya çalışır. Burcu. Buradayım, merak etme. Oğlum çok şükür. Uyandın oğlum. Benim için mi geldin sen? Öldün mü kaldın mı bakmaya geldim. Sen daha kendini koruyamıyorsun. Ne diye kahramanlık yapmaya çalışıyorsun? Vurulduk. Yine mi olmadı? Uyandığını duyunca hemen ifadeye çağırırlar. Gidip konuşayım da biraz dinlensin. Bir geçmiş olsun demek de mi yok? Yok. Aptal gibi niye gidiyorsun herifin peşine? Sen dedin. Uydurma. Ne zaman dedim? Ya.
Yerde yatıyordum. Ben iyiyim dedin. Adamın peşinden git dedin. Kağıtlar var dedin. Ben kendim demeyeyim. Sen niye beni dinliyorsun ki? Kendi aklın yok mu senin? Sen hatırlamıyor musun? Hayır. Neyse ki beni unutmamışsın. Bir dahakine daha sert vururlar da inşallah. Seni de unuturum. Allah korusun. Pasta için teşekkürler. Siz gözünüzü açtınız ya. Çok şükür Allah. Oğlum. Oh, çok şükür uyandım. Nasıl kız? Tam benlik değil mi? Hepsi bu mu? Evet efendim. Emin misiniz? Evet. Uyandı mı? İyi mi? Güçlüye daha da bir şey olmaz abiciğim. Gözümü bir açtım. Burcu başucumda duruyor. Bunu da gördüm ya. Artık ölümsüz gibi bir şeyim ben. Belli belli. İyileşmişsin sen. Burcu nasıl? Azrail acıdı halime ama acımadı valla. Azar gücünde hiçbir azalma yok. Onu antrenman say. Sen beni bekle. Evet efendim. Savaş Bey'e teslim ettim. İstediğiniz ismi de listeden çıkardım. İyi. Yaptığınız pisliği temizlediniz ya. İyi bari ne diyeyim. Böyle olun işte ya. Ha? Sayın Savcım, ya şimdi yani bunu sen bana yapsaydın buraya masanın üstüne zarfı koymuştuk ya. Hem de en büyüğünde. Sen bana ne vereceksin? Ne istersiniz? Cevap. Beliz Bilen'i nereden tanıyorsun sen? E tabii, güzel kız. Ne varlıklı. Öylesine bir ilişki mi aranızdaki? Yoksa ciddi misiniz? Her çalışanınızla benimle olduğu gibi böyle ilgilenir misiniz? Bazılarıyla. Ciddiyiz. Hatta burada çalışma durumumu onun şirketi üzerinden gösteririz diye düşündüm. Savcılıktan istifa edene kadar. Başkasını karıştırma. Beliz güvenilir kızdır. Akıllı da. Avukatlarınızın bulamadığı düğün formülünü o bulup çıkardı. Babasına çekmiş belli. Ama olmaz. Nedenini sorabilir miyim? Ya bu senin karşılık gütme şeyin hiç sevmiyorum ya ben. Bana mı yoksa Beliz'e mi güvenmiyorsunuz onu anlamak için? Bu şirkette daha önce bir Bilen çalıştı. Biliyorsundur Kemal Bilen. Beliz'in babası. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.